Bir gün bir alemin yanına birisi koşa koşa heyecanlı bir şekilde koşup geliyor. Diyor ki senin dostunla alakalı ne duydun biliyor musun diyor. O alim başka bir alimle alakalı bir şey duymuş onu biliyor musun diyor. Bekle diyor bana sakın ha bir şey söyleme. Sen bana bir şey söylemeden önce sana birkaç soru sormam müsaade et. Alim ya. Hani Allah ve Resul buyruklarını iyi anlamış. Ona göre yaşayan bir zat. Sakın ha söyleme diyor. Heyecanım var ama ben sana önce müsaade edersen bir şeyler sormak istiyorum. E buyur diyor. Arkadaşım hakkında sana söylenilen şeyi tam anlamıyla gerçek olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum vallahi sadece duydum diyor yani. Ben duydum anlatmak istiyorum sana. Ama senin iyi arkadaşın olduğu için anlatıyorum. İyi niyetli gibi görünüyor. Ama doğru olduğunu bilmiyorsun değil mi? Çünkü Üçüncü bir kaynaktan duydun. Evet doğru olduğuna emin değilim çünkü üçüncü bir kaynaktan duydum. Kendim şahit değilim. Peki diyor. Bir soru daha sorayım sana. Arkadaşım hakkında bana söylemek istediğin şeyi iyi bir şey mi? Yok vallahi tam tersi kötü bir şey diyor. Zaten onun için geldim. İyi olsa söylemeyecek ki. Ha. Doğru olduğunu bilmiyorsun. İyi bir şey olmadığını da söylüyorsun. Peki bir soru daha sorayım konuyu kapatalım. Arkadaşım hakkında bana söyleyeceğin şeyi benim işime yarar mı diyor? Vallahi bir şeyine yaramaz diyor. Öyleyse ne olur söyleme diyor. Söyleme o zaman. Bakın muhterem kardeşlerim, çok önemli bir ders veriyor bu olayda. Söyleyeceğimiz şey doğru mu? Söyleyeceğimiz şey iyi mi? Söyleyeceğimiz şey faydalı mı? Böyleyse konuşalım. Söylediğimiz şey doğru değilse zaten susmak gerekir. Çünkü yalan olarak yeter diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Söyleyeceğimiz şey bir mümin hakkında konuşacak ya, İyi değilse zaten niye konuşuyorsun ki? Niye kötülük yayıyorsun? Yine konuşma. Söyleyeceğin şey sana, anlatacağın kişiye faydası yoksa da niye meşgul ediyorsun zihnini? Ve onun zihnini? Yine konuşma. Doğru mu? İyilik mi? Ve faydası var mı? Muhasebe edelim konuşurken. Dilimizi kalbimizin arkasına koyalım. Orada bir terazi açılsın hemen. Doğru mu, İyi mi, faydası var mı? Varsa konuş. Yoksa sus. Bakın burada ama işte alimlerle konuşulursa onlar böyle güzel ders veriyorlar o anda hemen durduruyorlar. E zalimlerle konuşulursa zaten hoşuna gittiği için kötülüğü dinlemek ders vereceği de yok.